Biz adalet istiyoruz. İnşallah mahkememiz güzel sonuçlanır. Dilediğimiz gibi sonuçlanmazsa Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Hep birlikte köylüce yürüyle gideceğiz. Başbakanlığın önüne, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyuracağız. Biz adalet istiyoruz. Gelsin Cumhurbaşkanımız görsün bunları. Masa başındakine benzemiyor. Bu ne hikayesin? Adalet istiyoruz biz. Canımız sıkılıyor. Geliyoruz. Yine dolaşıyoruz buralar. Canımız sıkılıyor. Kulağımız kuruldu. Ne yapalım? Kurtulan kulağımız maddenlik. Yine geliyoruz buradan. Nöbet bekliyoruz işte. Geziyoruz. Geziyoruz. Ef olsun gitsin buradan maddenlik. Alsınlar fabrikaya götürsün. Nereye götürsen götürsün. Biz adalet istiyoruz. Akşam sabah geliyoruz. Burada yaşamayacağız. Bir kere gelip ağlayla eve gidiyoruz. Gece gündüz. Veramızı batırdılar. Gece gündüz gelip gezip gidiyoruz burada. Gönlümüzü kuruttular. Yollarımızı kapadılar. Veramızı bitirdiler. Meşelerimizi kestiler. İşimize bakamıyoruz. İşimize bakamıyoruz biz buralara düşünmekten. Gece uykuları terk ettik artık. Yolu kapadıkları gün kardeşimin karısını jandarmalar tırıl mırıl sürüklediler. Biz bana bak arkasından baktık. Çoluk çocuk toplaştık başına, jandarmalar bize izin vermedi. Az kalsın bizi bana bak yerelere sürükleyecektiler. Toprağımızı savunamıyoruz. Jandarmalar bizi bekliyorlar. Biz adalet istiyoruz. Köyümüzü korumak istiyoruz. Gecenin yarısı biz buralara geliyoruz. Saat 12, 1 olsun istersen. Toprağımızda ne var ne yok. Acaba koruyabiliyoruz mu deyin. Biz adalet istiyoruz. İstemiyoruz. Fabrika istemiyoruz. İstiyoruz. Bir de beni götürdüler ve kapadılar. Buradan şu çıkmayacaksın dediler bana. Neden? Jandarmalar. Tabii. Tabii. Kapadılar eve götürdüler. Jandarma arabasında. 72 yaşındayım. Bu gölün kuruduğunu hiç daha ömrümde görmedim. Hayvanımızı burada suladık. Alımızı, kilimimizi burada yıkadık. Çoluğumuzu, çocuğumuzu buralarda piknik yaptık. Top oynadık. Misafirlerimizi burada ağırladık. Ama şimdi göletimizde bir kurbağayı içecek kadar bile su yok. Kuruttular toz tozaya gölümüzde. Bütün mağlıklarımız, hayvanlarımız, insanlarımız buradan sebepleniyordu. Meyvemizi buradan sulayıyorduk. Tarlalarımızda su buradan götürüyorduk. Biber, domates, ceviz, vişne, kireç, her şey köyümüzde oluyordu. Buradan sulayıyorduk. O kamyonların sesi evimize kadar giriyor. Biz bu fabrikayı buraya istemiyoruz. Biz zehir istemiyoruz. Ağaçlarımız dahi kurudu. Adalet istiyoruz, adalet. Biz söylediğimiz için burada kesim hak kestiler. Ağaçlarımızı kuruttukları için. Onların yanlışları çıkacak diye bu ağaçları kestiler buradan. Biz adalet istiyoruz, adalet. Suyumuza varana kadar kuruttular. Ağaçlarımıza varana kadar. 100 yıllık ağacımızı bile kestiler. Yani bunların amaçları, zikirleri, fikirleri bu fabrikayı buraya. Yani biz ağaçları da şey olarak kestiler. O yüzden yani biz adalet istiyoruz. Bizi üzmek için. Hakimlerimizden adalet istiyoruz. Şu karşıki meşeye bak, fidana, yapraklarına bak. Hepten kuruyor, bak biraz belli. Öyle ağaçların hepsini kestiler. Bırakmadılar. Biz bazı söyleyeceğiz diye yaptılar bunu. Ne güzel manzarası var. Ağaçların içine gel fabrika kur. Bir de ağaçları aklı olan insan gelirdi bu fabrika kurar mı? Aklı yok ki benim gibi. Aklı başında insan gelip bu fabrikayı kurmaz. Köyün dibine. Biz adalet istiyoruz. Köyümüzün dibine kurdu fabrikayı. Yarın onun zehri bizim köyümüze gelecek. Bizi yaptığımız malzemeyi birisini yiyemeyeceğiz sonra. Her şeyi kendimiz yapıyoruz biz. Bize yapmaya diye söylediler. İftira attılar köyümüze. Bize götürüydük, suladık. Suyumuz bitti. Bu sene sulanmadılar. Kara kara oldular cevizlerimiz. Adalet istiyoruz. Bu nasıl bir adalet? Adalet istiyoruz. Bilir kişiler onaylamıyor. Bunlar yapacağız deyip tutturuyoruz. Biz adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Burası toplandık arkadaşlarla geldik. Mezarlığı geçince bize baktık ki yolu kapatmışlar. Siz bizim yolumuzu nasıl kapatmışsınız?
gideceğiz. Salmayacağız arabalarınızı. O günü bizi gözaltına aldılar. Onun için arabaları çevirdiğimiz için. Çevirdik arabaları geri. Jandarmalar geldi, hemen aradılar. Bizi gözaltına aldılar o gün 13 kişi. Birden. Biz gittiğimizde o gün anne dedi ki şeyden. O günü biz gittik yani o yolumuzu kapatmışlar. Biz oraya gittik. Hakan Bey geldi onların şeyleri. Ondan sonra diyor ki biz nasıl geçeceğiz buradan, nasıl su alacağız diyor. İşte diyor arka taraftan diyor oradan yol gelir. Demir Bulan'ın oradan diyor oradan gelir suyu alırsınız diyor. Bizim köyümüzün yolunu bize öğretiyor ya. Sen ne zaman dün gelmişsin de bizim köye yolunu, bizim göle nereden gideceğimizi mi öğretiyorsun? Sen bizim yolumuzu niye kapatıyorsun? Kapatma hakkın var mı? Sene Eylül ayında köyden insanlar bizimle irtibata geçti. Şikayetlerini dile getirdiler. Köye gelip baktığımızda burada artık zenginleştirme tesisi ve atık barajı yapılacağını gördük. ÇED raporunu inceledik. Sonrasında Yenişehir'deki pek çok sivil toplum kuruluşuyla beraber temsilcilerin de olduğu bir platform oluşturdu. Yenişehir Çevre Platformu. Bunun içerisinde tabii köyden insanlar da vardı. Bu dönemde biz pek çok bilgilendirme toplantısı yaptık. Kurumları ziyaret ettik, dilekçeler yazdık, itirazlarda bulunduk. Ama Mart ayında her şey değişti. 31 Mart tarihinde firma ağaç kesimine başladı. Köyün merası olarak alınan yerde ağaç kesmeye başladı. Büyük bir direniş sergiledi köyün insanı. Hep beraber büyük bir direniş sergiledik ve durdurduk. Ama 11 Mayıs tarihinde bu sefer firma bölgeye kolluk kuvvetinin gücüyle girdi ve ağaç kesime tekrar başladı. İnsanları kendi mesire alanlarından çıkarttı. Hatta köyün mezarlığı bile çet alanı içerisine kalıyordu. İnsanlar o dönem mezarlığa bile gidemedi. Bir dönem sonra yolları kapattılar. Bizler köye desteğe çıkamadık. Hatta neler olduğunu öğrenemedik. İnsanlar bize buradan bazı görüntüleri ulaştırdılar. Bundan sonra çok büyük bir baskı başladı. Özellikle kadınlar üzerinde. Gündüz evlerinden bile çıkamadıkları zamanlar oldu. Ki kadın yan yana geldiğinde hemen jandarmanın baskısıyla baskısına uğradılar. 7 Haziran günü çevre gününü biz kutlamak için yukarıda köyde bir etkinlik düzenlemiştik. Hep beraber Bursa'dan gelen dostlarımızla, çevre dostlarıyla beraber. Ama o gün bizim köye çıkışımız engellendi. Köylü yanımıza gelmek istedi. Bu sefer onlar da engellendi. Köylüler Dağtepe tarlalardan geçerek, yürüyerek 14 kilometre yolu yürüdüler ve yanımıza geldiler. Aşağıda biz etkinliğimizi gerçekleştirdik. Basın açıklamamızı yaptık. Ertesi gün köyden 9 kişi gözaltına alındı. Daha sonra 4 kişi bırakıldı ama 5 kişi, 5 tane kadın denetimli serbestlik aldı. Sonrasında tabii bununla ilgili de biz mücadelemiz devam etti, basın açıklamalarımız oldu. Daha sonra Temmuz ayı içerisinde Kamışlı Göl'e giden artık Kamışlı Göl'e giden yolu firma kapattı. Artık göleti bu son kalan göletleriydi köyün. Diğer göleti zaten kurumuştu geçen sene. Bu son kalan Kamışlı Göletin yolu kapatıldığı zaman bu insanlar tekrar tabii itiraz ettiler. Yolu kapattılar. Onların da iş makinelerini yolu kapattılar. Bu sefer ertesi gün 22 Temmuz günü 12 tane kadın gözaltına alındı. Baskı ve göz korkutma bu şekilde devam etti. Sonrasında artık bizim 1. Daire Mahkemesi'nde görülen davamız için bir bilirkişi heyeti 29 Haziran günü köye geldi. Ama o gün köyden insanlar alana alınmadı ama firmanın çalışanları alandaydı. Daha sonra Ağustos başında bilirkişi raporu açıklandı ve bizim lehimize bir şekilde gelişti bu süreç. Bilirkişi raporuna göre ÇED raporu teknik olarak yeterli olmadığı, tarım ve hayvancılığın kötü etkileneceği, zenginleştirme tesisinin yerinin yanlış olduğu gibi ibareler, güçlü ibareler vardı. Ve biz bunun karşılığında bir yürütmeyi durdurma bekliyorduk. Maalesef 1. Daire Mahkemesi yürütmeyi durdurma vermedi. Bu önümüzdeki çarşamba ayın 28'inde mahkememiz var, davamız görülecek. Biz artık bundan sonra Yenişehir'deki herkes ve kirazlı yaylalılar artık adalet bekliyor. Çünkü buraya bu tesis yapıldığı zaman bu sonuçta ilk bir zenginleştirme tesisi olacak. Ve görüyoruz ki diğer bölgelerde bir fabrika yapıldığında ve atık barajı yapıldığında diğer firmalar bunu takip ediyor. Zaten bölgede iki tane daha ruhsatlandırılmış alan var. Biz Yenişehir Ovası'na tarım yapılır diyoruz.
Burası sanayi bölgesi değil. Biz bu fabrikayı ve atık barajını burada istemiyoruz. Kirazlıyayla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve yaklaşık 25 kirazlı köylümüzün vekili olarak hem köyün 100 metre yakınında yapımına başlanan çinko, kurşun, bakır zenginleştirme tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen ÇED olumlu raporunun iptali hem de bu tesisin yapımına karşı çıkan 9 köylümüzün aleyhine açılan ceza davasındaki hukuk mücadelelerinde yanlarında yer aldık. Ana dava olarak kabul ettiğimiz Bursa 1. İdare Mahkemesi'nce görülen ÇED olumlu raporunun iptali davasında ne yazık ki ortada mahkeme tarafından atanan bilirkişileri bu tesisin bu bölgede yapımının doğru olmadığı, yer seçiminin yanlış olduğu, tesisin yapılması durumunda tarım, hayvancılık ve insan yaşamını olumsuz yönde etkileyebileceği ve yerin deprem kuşağında yer aldığı belirtilmesine rağmen mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Artık bu safhadan sonra bizim beklentimiz 28 Ekim 2020 tarihinde Bursa 1. İdare Mahkemesi'nce yapılacak duruşma neticesinde yapımına başlanan zenginleştirme tesisinin ÇED olumlu raporunun bilirkişilerin ortaya koyduğu hukuki gerekçeler de kabul edilerek iptal edilmesi ve köylümüzün yaşam hakkının tekrar iade edilmesidir.